çıktım yine çatıldı kaşlarım of of of. İYİ Parti'nin seçim klibinde verilen FETÖ ve PKK terör örgütlerine yönelik dayanışma mesajları büyük tepki topladı. Emekli Emniyet Müdürü İzzettin Özgibar, Vatan Partisi İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa İlker Yücel'le kameralar karşısındaydı. Bu teşkilatımız için ne yazık ki utanç verici bir durum. Vatan Partisi Beyoğlu Belediye Başkan Adayı ve emekli bir emniyet müdürü olan İzzettin Özgibar, buradan ilgili Sayın Cumhuriyet Savcılarımıza suç duyurusunda bulunuyor ve yine devlet terbiyem gereğini arz ediyorum. Klipte PKK'ya ve FETÖ'ye güzellemeler yapıldığını vurgulayan Mustafa İlker Yücel, bu Mehmetçiğe hakarettir dedi. Klipte gördüğümüz gibi Meral Akşener açıkça cezaevindeki kişilere Mehmetçik demektedir. Tam tersine onlar Mehmetçik üniforması giyerek Türk polisine, Türk askerine, Türk subayına saldırdılar. Bunlar zenginleri çıkardı, garip gureba, çaycı çorbacı hapiste. Mehmetçik hapiste, garip gureba, çaycı çorbacı hapiste. Mehmetçik hapiste. İzmir'de ise Vatan Partisi Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Rifat Mutlu, Akşener'e böyle yanıt verdi. Bu klipte FETÖ ve PKK teröristlerine güzelleme yapılıyor. Teröristler kahramanlaştırılıyor ve özgürlük savaşçısı olarak gösteriliyor. Meral Akşener, FETÖ ve PKK teröristlerini hapisten kurtarmak için kendini feda ediyor. Gladyo göreviyle kamuoyunun karşısına çıkıyor. Arkadaşlar, bugün hapishanede Atatürkçüler yok. Seçime günler kala yayınlanan klibe bir tepki de Aydın'dan geldi. Açıklamayı Vatan Partisi Aydın Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Yalçın Büyükdağlı yaptı. İşte kitle hareketi, emeklilikte yaşa takılanlar kitle hareketiyle de hemen bir bağlantı kuruluyor. Polisler atıyorlar ceketlerini ve yürüyüşe devam ediyorlar. Turuncu devrim çağrısı. Yani FETÖ ve PKK teröristlerini hapishaneden çıkarmak ve Türkiye'de o 15 Temmuz 2016'da yarım kalan karşı devrim girişimini devam ettirmek. Bu reklam klibi budur. HDP'nin tüm provokasyon girişimlerine rağmen seçim çalışmalarına ara vermeden devam eden Vatan Partisi Kars Belediye Başkan Adayı Tuncay Mutluer de Akşener'in Gladio siciline dikkat çekti. Meral Akşener Amerika'nın taşeronluğunu yapıyor. FETÖ ve PKK'ya karşı canlı bombalarını üzerinden atlayarak mücadele eden Türk polisini işkenceci olarak niteliyor Meral Akşener. Bu da bir gladyo görevidir. Vatan Partisi Denizli Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Güleç, bu gidişat iyi değil diyerek seçmene seslendi. Tıpış tıpış gidip oy vereceğiniz bir yer olmayacak. Tam tersine vicdanınız ve yüreğinizin bir oy vereceği bir tercih yaratıyoruz size. İşte 40 yıldır eğrilmeden Atatürk'ün dediği gibi vicdanı hür, aklı hür olan vatandaşlar...